Eren abi hoş geldin yayınımıza. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Öncelikle bir hatırlatma yapayım. YouTube kanalımıza seyircilerimizin abone olmasını, bildirimleri açmasını rica ediyorum. Forma çekilişleri, yarışmalar ve birçok sürpriz orada olacak. Bu hatırlatma yapalım ve gecenin sıcak maçıyla başlayalım. Galatasaray Gençlerbirliği 6-0 yendi. Ve ligde maç fazlasıyla ikinci sıraya yükseldi. Maçla ilgili görüşlerini alalım abi. Öncelikle hayırlı olsun yeni oluşumunuz. Anadolu'da özellikle futbola olan ilgi biz de TRT Spor'da yayınlarımızda hep belirtiyoruz. Oldukça fazla ve bir platform altında toplamak bu ilgiyi, bu sevgiyi çok kıymetli. Yeni bir yola çıktınız, hayırlı olsun dileyelim. Teşekkür ediyoruz. Eminim güzel olacaktır. Etkileşiminiz bol olsun, like'larınız bol olsun diye. Maça geçelim. Maçta da Galatasaray için aslında maç yani Cagney'in golü öncesine gitmek lazım, maç öncesine. Kalecinin sakatlığı ve aynı zamanda önemli oyuncularından yoksun çıktı Gençlerbirliği. Bunun etkisi var. Ama kalecinin sakatlığı, yedek kaleci Übeyd'in henüz bu seviyede olmadığını ortaya koydu maçın hemen başında. Ki maçtan önce Gençlerbirliği teknik direktörü de Altay'ı ve Gökhan Akkan'ı örnek vererek ki Ankaragücü döneminde Fenerbahçe kalecisi Altay'ın Türk futboluna kazanımında büyük etkisi vardır. Gençlerbirliği teknik direktörünün. Ona vurgu yaparak hatta şu örneği vermişti. 6-0 yenildiğimiz bir Galatasaray maçı var. Kalede Altay vardı. Ve biz daha sonra Altay'ı oynatmaya devam ettik demişti. Benzer bir durum ortaya çıktı. Cagney'in golüyle moraller bozuldu Gençlerbirliği cephesinde. Arka arkaya gelen goller. Belhanda'nın 16 dakikada yaptığı hat-trick ki kariyerinde bir ilk niteliği taşıyor. Gençlerbirliği için kötü bir maçtı. Galatasaray açısından da hem maç şansı, oyun şansı, günün şartları çok elverişliydi Galatasaray için. Hem de bireysel performansı oldukça iyiydi. Ve sonlara doğru çok fazla forma şansı bulamayan oyuncuları da görme şansı elde ettik. Bu da önemli bir kriter Galatasaray için. Çünkü bu eksiklerin olduğu ortamda genç oyuncuların da şans bulması gelecek adına önemli. Bir de 7 oyuncuyla sanırım, 7 yerli oyuncuyla Galatasaray çıktı sahaya. İlk 11'de. Bu da Evet. son yıllarda alışık olmadığımız bir durum. O açıdan bakacak olursak da onun üzerine de çok şey konuşulabilir. 7 tane Türk oyuncu var ve çoğusu da yanlış bilmiyorsam 5-6 tanesi Türkiye'de yetişmiş oyunculardı. Bu açıdan çok önemli dediğiniz gibi. Galatasaray maç fazlasıyla şu an ikinci sırada. Şampiyonluk yarışını soracağım abi öncelikle. Şampiyonluk yarışı şöyle, bence bu çok takımlı sezonda Türk futbolu adına da zirve niteliği taşıyor. Henüz şampiyonluktan bahsetmek için erken. Çünkü hem Galatasaray'ın transferde özellikle bir çabası var. Fenerbahçe'nin çok ciddi yatırımları olacak devre arası transferine. Açıkçası bu uzun ligde şu andan öngörmek çok zor. Başakşehir'in sürpriz performansı bu sezona damga vurdu diyebiliriz şampiyonluk yarışına. Çünkü geçen senenin şampiyonu Başakşehir. Biz dijital platformlarda özellikle bizim Berkay Tokyoz'da yaptığımız yayınlarda hep Başakşehir'in performansına vurgu yapmıştık bu sezon için. Benim için sürpriz olmadı ama her şeye rağmen matematiksel olarak hala şans var. Fakat kafa olarak biraz uzaklaştı Başakşehir. Fenerbahçe açısından sezon çok inişli çıkışlı geçiyor. Erol Bulut'un çok tartışıldığı dönemde hep sahip çıkılması gerektiğini anlatmıştık. Çünkü uzun sezonda bu tarz periyotları çok göreceğiz. Galatasaray çok kazandı, kaybetti. Beşiktaş'ın şimdi bir serisi var. Açıkçası devre arası transferi ve kadrosu en geniş olanın ipi göğüsleyeceğini düşünüyorum. Yani yedek oyuncularından en fazla verim alacak takımın şampiyonluğa en yakın olacağı fikrindeyim. Galatasaray sonuna kadar kovalayacaktır. Fenerbahçe çok güçlü bir aday. Çünkü yedeklere baktığımızda ki dağılımı da düşündüğümüzde gol sayısının yani atan oyuncular yanlış hatırlamıyorsam 16. oyuncuydu Sinan Gümüş. Golle buluşan Fenerbahçe'de 16 farklı oyuncudan bahsediyoruz. Bu gelecek adına önemli bir kriter. Galatasaray'da ise durum biraz daha farklı. Genelde bireysel oyuncuların yeteneklerine bakıyor olay. Sistem açısından henüz Fatih Terim'in istediği oyuncu grubu tam oluşmuş değil. Hoca yoklukta birazcık mucize yaratıyor diyebiliriz. Benzeri Beşiktaş için de geçerli. Ama Erol Bulut'un malzemesi iyi. Yani takım malzemesine baktığımızda Fenerbahçe ile Beşiktaş'la Galatasaray'ın önünde olduğunu gözlemliyoruz. Trabzonspor toparlandı ama Trabzonspor'un şampiyonluğa oynaması için öncelikle forvet konusunu çözmesi lazım.
kanatlarda ve ofansif orta saha anlamında evet ciddi yetenekli oyuncuları var ama Sörloth etkisine yakın, tabii ki aynısını beklemiyoruz ama Sörloth etkisine yakın bir etki gerekiyor. Bu yönde de forvet konusunda çalışmalar sürüyor. Önlü Bero'yu Berat'la kapattı Trabzonspor o bölgeyi. Oraya da ihtiyaç vardı. Ama Alanyaspor'un, Gaziantepspor'un çıkışları da kıymetli olsa da ben Fenerbahçe Galatasaray ekseninde daha çok şampiyonluk yarışının olacağını düşünüyorum. Peki Başakşehir veya Alanya, Hatay, Gaziantep bir sürpriz çıkar mı bu yarışta bu sene? Yani Başakşehir toparlar ikinci yarı ama Hatay ve Gaziantep'in çok uzun soluklu olmayacağı fikrindeyim performanslarının. Tabii ki ilk 10 içerisinde bitirmeleri çok kuvvetli ama şampiyonluk daha başka bir skala. Yani şampiyonluk başka bir seviye. Orada Başakşehir geçen yıl gerçekten hakkıyla şampiyon oldu. Ama pandemi şartları orada Türk futbolu ve dünya hiç beklemediği bir durumdan geçiyordu. Yani geçen seneki lig, bu seneki lig biraz farklı. Seyircilerin olmaması özellikle üç büyükler için çok büyük handikap. Başakşehir biraz onun da avantajını kullandı geçen sene. Galatasaray çok iyi gidiyordu pandemiye kadar. Pandemiden sonra çok çok kötü bir Galatasaray gördük. Tabii ki final periyodunda son düzlükte Galatasaray'la mücadele etmemek bir avantajdır. Galatasaray'ın şampiyonluktan kopması Başakşehir için bir avantaj oldu ama bu sene durum biraz daha farklı. Aldığımız bilgiler Başakşehir'in yeni bir yapılanmaya girebileceği yönünde. Sanki Başakşehir'de artık o birçok oyuncu misyonunu tamamlamış gibi. Şöyle tamamlamış gibi United maçını hatırlıyoruz. Manchester United maçını. Buradaki Paris maçını hatırlıyoruz. Çok iyi futbol oynamıştı. Yenilmişti Başakşehir ama sanki o Şampiyonlar Ligi performansı biraz takımdaki hedefe ulaşan oyuncu sayısını arttırdı. Bu da hırsın azalmasına sebep olabiliyor. Bazı maçlarda oyuncular Avrupa'daki performansı daha çok önemseyip hem kulübün marka değerinden dolayı hem de bireysel piyasalarından dolayı çok doğal bu. Ligi biraz sanki ikinci plana attı gibi oyuncular. Böyle olunca da çeşitli sakatlıklar, talihsizlikler de yaşandı. Başakşehir biraz aşağılarda kaldı. Toparlanacaktır ama genel resimde sanki bir yenilik gerekiyor. İkinci yarı kadro yapısında ve sonraki dönemde Haziran ayında ben Başakşehir'den yenilikler bekliyorum transfer anlamında. Peki. Bugünkü maçla ilgili aşağıda yorumlar okuyorum. Emre Taşdemir, Arda Turan, Cagne performanslarını soruyorlar. Ben şahsen Emre Taşdemir'i bugün çok beğendim. Senin en çok beğendiğin oyuncular hangileriydi abi bugün? Ben Belhanda'yı çok beğendim. Çok severim zaten. Uğur Uğur Karakullukçu ile bizim Uğur'la çok atışırız yıllardır. Ya ben Evet. Belhanda'yı 3 gol attığı zaman da tabii ki tebrik etmesini biliriz ama çok fazla oyununu benimseyenlerden değilim. Galatasaray'da 10 numaralı formayı giyen oyuncuları düşününce daha farklı tipte oyuncular olması gerektiği fikrindeyim ama futbol değişiyor tabii ki. 10 numaralara da artık çok fazla yer yok. Çünkü eski tip 10 numaralar çok kalmadı. En son güçlü 10 numara hani teknik açısından Mesut Özil. O da Fenerbahçe'ye geliyor. Birazdan onu da konuşacağız muhtemelen. Ama Çok sorular bir maçta, onunla ilgili. evet maçta Belhanda tabii ki attığı gollerden ziyade ayakta kalmasıyla da ki böyle sahalarda güçlü oyuncu gerekir. Belhanda gerçekten güçlü bir oyuncu gününde olduğu zaman. Yani ortalama bir 10 numaraya göre çok güçlü kuvvetli bir oyuncu. Ama teknik konusunda zaman zaman yaptığı basit hatalar, vücut dili, bazen aidiyet duygusunda yaşadığı ya da bize gösterdiği o tablo biraz taraftarlar arasının bozulmasına yol açmıştı. Ben sözleşmesinin yenilenmemesi gerektiğini düşünüyorum. Bugün evet çok iyi oynadı ama bence sözleşme yenilenmemeli. Daha farklı tipte oyunculara yönelmeli Galatasaray. Belhanda üzerinde fikrim bu. Emre Taşdemir ile ilgili bir tweet attım. Sonra sildim o tweet'i. Gördüm. Çok da şey bir tweet değildi ama bazı arkadaşlar Emre Taşdemir'i küçük görüyorlar. Ben de çok Emre'nin gelişimini de yakından takip ettiğim için daha Bursa döneminden. Emre çok beğendiğim bir sol bekti benim. Ama çok ağır sakatlıklar yaşadı biliyorsun sen de. Evet. Diz sakatlıkları, adale sakatlıkları yani bir türlü o istediği ritmi bulamadı. Hatta milli takıma da aday kadroya çağrıldığı zaman oradaydım o günlerde de. Fatih Hoca çağırmıştı. Hocanın çok sevdiği bir oyuncu tipidir. Karakter olarak da çok düzgün bir karakter. Ama biliyorsun sosyal medyada maalesef basit hatalar yapanı ya da büyük takımda çok denenmiş oyuncular, şimdi Emre Akbaba da o linç kültürüne uğruyor. Evet. Performansınız düştüğü zaman çok fazla etrafınızda kimse kalmıyor. Ve çok kısa bir süre içinde kalmıyor. Yani bu biraz
oyuncular için haksızlık olduğunu düşünüyorum. Emre'nin yaşadığı sakatlıkları ortalama bir futbolcu yaşasa bugün futbolu bırakırdı. Emre tutundu ve bugün de ayakta kaldı. Çok da iyi oynadı. Sarracı'nın da çok iyi yedeği bence. Hatta zaman zaman Sarracı'dan da daha iyi olduğu yerler oluyor, alanlar oluyor. Emre iyiydi bugün. Arda çok iyi yönetti takımı. Gerçek bir lider ve Galatasaray'a gelmeden önce benim düşüncelerim çok olumlu değildi fiziksel açıdan. Ama Arda herkesi yanılttı ve Galatasaray'ı ne kadar çok sevdiğini, Galatasaray'a ne kadar ait olduğunu hissettirdi. Geçen seneden farkı bu Galatasaray'ın. Yani geçen sene hatırlarsın Enzonzi, Seri, Lemina, Nagatomo ki çok o da ait bir oyuncuydu ama birçok oyuncu Mariano da bunu gözlemledik. Sanki olaya çok profesyonel baktılar. Yani Enzonzi özellikle, Mariano özellikle, pandemi döneminde de çeşitli indirim taleplerine verdiği cevap. Birçok açıdan kaliteli oyuncular, yetenekli oyuncular ama aidiyet duygusu açısından sanki biraz problem vardı. Bu sezonsa Emre Kılınç, Oğulcan Çağlayan, Arda Turan, Emre Akbaba'nın dönüşünü de katıyorum buna. Performansın iniş çıkışlı olabilir ama kötü mücadele etmeyen oyuncular. Bu çok önemli. Geçen sene Galatasaray kaybettiği maçlarda kötü mücadele edebiliyordu. Bu sene ise çok az maç var öyle kötü mücadele ettiği. Bu gelecek adına olumlu. Kalite olarak belki biraz geri gitse de aidiyet olarak çok ileri gitti takım. Bu da kötü geçen günlerde devreye giriyor. Bu açıdan işte Arda'nın varlığı, Oğulcan'ın ne kadar iyi bir Galatasaraylı olduğunu Bursaspor döneminden hatırlıyorum. Bursaspor'dan, altyapıdan Galatasaray'a geldiğinde bizim muhabirlik yaptığımız dönemde kendisiyle Florya'da bir yemek yemiştik. O gün Arda Turan kitabı hediye etmiştim Oğulcan'a. Sabri Ugan'ın yazdığı Bayrampaşalı kitabını. Oğulcan çok kısa bir süre kaldı Galatasaray altyapısında birkaç ay. Fatih Hoca ayrılınca Oğulcan profesyonel olmadı ve Bursaspor'a yetiştirme bedeli ödenmedi. Oğulcan yanlış hatırlamıyorsam Gaziantepspor'a gitmişti. Okan Buruk yönetiyordu o zaman Gaziantepspor'u. Orada prof oldu ve o şekilde devam etti. Ama söylediği bir söz vardı. Ben de ona katılıyordum. Hep destekliyordum onu. Bir gün tekrar Florya'ya döneceğim diyordu Oğulcan. Öyle de oldu. İşte bu aidiyet duygusu, Emre Kılınç'ın transfer döneminde yaşadıklarını hatırlıyoruz. Emre Kılınç'ın Galatasaray'a olan aidiyeti. Bunlar gerçekten önemli şeyler. Çünkü takımları bir arada tutan biraz budur. Sadece para, sadece Şampiyonlar Ligi, sadece Avrupa arenası değil. Biraz aidiyet gerekir. Bu açıdan Galatasaray'ın bu sezon bunun puan olarak geri döndüğünü ve olumlu yansıdığını düşünüyorum. Evet, transfere geçeceğiz şimdi. Mesut Özil'i konuşacağız ama önce Galatasaray'la başladık. Galatasaray'dan devam edelim. Özellikle İrfan Can, Onyekuru ve Salih Uçan'ı soruyorlar. Şöyle İrfan Can konusunda TRT Spor'da geçtiğimiz hafta yani hafta içiydi. İlk özel haber olarak söylediğimizde ki biliyorsun ben haber yapmayı bıraktım yıllardır. Artık haber yapmıyorum. Evet. Ama insanların tabii ki beklemesi doğal. Çünkü yıllarca hep haber anlamında birçok gelişmeyi duyurduğumuz için doğal buluyorum. İrfan Can için Cagne ve Luyendama'nın Galatasaray tarafından takasla kullanılmak üzere masada bulunduğunu söylemiştim. Bu daha sonra gazetelerde haber oldu. Başka oyuncular girdi içeri. Başakşehir tarafından da takasta başka oyuncular kullanıldı. Galatasaray'ın çok yoğun bir ilgisi var İrfan Can'a. Ama Sayın Başkan Göksel Gümüşdağ'ın bu transfere çok olumlu bakmadığını anlatmıştım yayında da. Dolayısıyla bu transferin olması için Galatasaray'ın biraz daha farklı seçenekleri yönelmesi lazım. Ama o da Galatasaray için kabul olur mu? Yani hem Cagne hem Luyendama hem bir miktar para Galatasaray için fazla anlamına geliyor. Yani Galatasaray burada fazla şey katmış oluyor masaya. Bu da çok mümkün görünmüyor. Ama İrfan Can özellikle Galatasaray'da oynamak istediğini ilettiğine yönelik haberler var. Bunun da Oğulcan ve Taylan'la çocukluğundan beri yani ilk gençlik yıllarından beri diyelim. Ben 3 oyuncuyu da çok yakından takip ediyordum. Taylan, Oğulcan ve İrfan Can. Alt yaş kategorilerinde de bu üçlü birçok maçta beraber oynadı. Hatta Oğulcan Ümit Milli Takım'da kaptanlık yaparak bırakmıştı Ümit Milli Takım. Öyle hatırlıyorum. Çok yakından tanıyorlar birbirlerini. Açıkçası İrfan Can gelirse Galatasaray'a tabii ki kartlar yeniden dağıtılır. Galatasaray orta sahasına ihtiyaç da var. Ama bugünün şartlarında Galatasaray açısından biraz zor bir transfer gibi görünüyor.
Ancak burada şöyle olabilir. Şartlar şöyle değişir. Başakşehir'in İrfan Can'la ilgili bir tasarrufu normalde Avrupa'da Sevilla başta olmak üzere birçok takım İrfan Can'ı istedi. Ama o dönem Başakşehir Şampiyonlar Ligi oynamamıştı. Burada bir artı, Şampiyonlar Ligi oynamış bir İrfan Can var şu anda. Başakşehir dolayısıyla daha çok para kazanabileceği için takastan ziyade sıcak paraya yönelmek isteyebilir. Bu en doğal hakkı. Burada oyuncunun isteği tabii devreye giriyor ama İrfan Can her ne kadar Galatasaray'da oynamak istediğini söylese de Başakşehir kulübü İrfan Can'ı kolay kolay bırakmaz. Galatasaray'ın burada ödeyeceği bedel çok önemli. Gerek oyuncu bazında gerek maddi olarak. Ama nakit anlamında çok fazla Galatasaray'ın açılamayacağı da bir gerçek kriterlerden dolayı. Dolayısıyla burada Cagney, Luyendama, Babel üçgeni oradan çıkabilecek bir takas formülü belirleyici olacak. Ama benim en son aldığım bilgi Göksel Gümüşdağ'ın bu transfere çok sıcak bakmadığı yönünde. Anladım. Transfer demişken finansal fair play ile ilgili bir soru vardı. Özberk Kanlı 1 Ocak'ta bitiyor mu diye. Fatih Hoca maçtan önce bir açıklama yaptı. Sattığın kadar al, devre artık bitti 1 Ocak diye. Böyle bir şey kesinleşti mi? Hocanın dediği tabii ki doğru. 1 Ocak itibariyle değişti ama orada yine transfer döneminde sizin UEFA'ya verdiğiniz sözler var. Yani UEFA şöyle bakmıyor. 2021'in birinci ayında durum değişti ve artık serbestsin demiyor UEFA. Oradaki kriterler sezon sonuna kadar geçerli. 1 Ocak sonrası durum değişse de yine açılamıyorsunuz. Yani Ünal Aysal döneminde de öyleydi örneğin. Galatasaray'a ciddi anlamda bir maliyet yüklenmişti, ceza almıştı Galatasaray. Sonraki dönemlerde de birden açılamıyorsunuz. Yani Galatasaray'ın eli yine eli kolu bağlı. Burada 1 Ocak tarihi değiştirse de, yılı değiştirse de bu sezon sonuna kadar Galatasaray'ın UEFA kriterlerine uyması gerekiyor. Hocanın dediği nokta doğru ama UEFA'nın gözü yine Galatasaray'ın üzerinde. Bir kez daha ceza yememek için hem maaş yükünü azaltması lazım, gelecek adına yani aşmaması lazım sınırları. Hem de transfer anlamında Galatasaray'ın ayağını yorganına göre uzatması gerekiyor. Aksi takdirde zaten Avrupa kupalarında Türk takımları ciddi anlamda sıkıntı yaşıyor. Biz bir sezon sonra yanlış hatırlamıyorsam şampiyon olmamız halinde bile hiçbir Türk takımımız direkt olarak gidemeyecek Onu Şampiyonlar Ligi'ne. Böyle bir sıkıntımız var. Dolayısıyla Galatasaray için 1 Ocak tarihi değişse de, yıl değişse de şartlar çok fazla değişmeyecek sezon sonuna kadar. Bu sezondan sonra Galatasaray için yeni bir yapılanma söz konusu olacak. Orada da UEFA ile yapılacak görüşmeler önemli. Yani Haziran ayına kadar Galatasaray yine UEFA ile bir araya gelecektir. Yazılı ya da sözlü olarak pandemi şartlarına göre bilmiyorum onu ama yeniden UEFA ile bir anlaşma, yeniden bir dönemde sınırları belirleme durumu ortaya çıkacaktır. Çok uzun bir süreçti bu. Fatih Terim dönemine denk geldi. Ama burada önemsenmesi gereken şey bence kiralık oyunculardan ki Seri, Lemina'yı, Enzonzi'yi kenara koyuyorum. Onyekuru'yu kastediyorum biraz da. Ve bonservis ödenmeden verim alınan oyunculardan bahsetmek lazım. Artı iki şampiyonluk. Yani bu dönemde şampiyon olabilmek gerçekten çok büyük başarı. O yüzden UEFA'dan sonra durum daha farklı olacak. UEFA şartları bitince tamamen. Ama bu dönemdeki mücadeleyi de ki birçok kriz yaşandı biliyorsun. Yönetimle Fatih Terim arasında iletişim krizleri de oldu. Ama buna Evet. rağmen ayakta kalabilmek, takımı genişleştirebilmek. Bugün yerli oyuncuların 7 tane olması çok önemlidir. Oğulcan'ı kazanabilmek, Taylan'ı kazanabilmek bunlar önemli. Galatasaray yakın zamanda sıcak gelişmeler olabilir. Onun dışında Aytaç ve Salih konusunda da tıpkı Fatih Öztürk'teki gibi Galatasaray çok fazla herhangi bir bedel ödemeden oyuncuları almak istiyor. Burada özellikle Aytaç ve Salih'in de Galatasaray'da oynama isteği kulüpleriyle yapacakları toplantı sonrası netlik kazanacak. Kulüpleri eğer bu konuda oyuncuların önünü açarsa ki burada bazen şöyle oluyor biliyorsun. Alacaklarına karşılık bonservis gibi oyuncu serbest kalabiliyor. Sözleşmesi bitene kadar olan alacağını bırakarak çıkış yapabiliyor kulübünden. Ancak öyle bir formül olursa Aytaç da Salih de Galatasaray'a o şartlar altında yakın olur diyebiliriz. Onyekuru peki? Onyekuru ile ilgili de sorular var. Onyekuru gelecek mi tekrar daha sonra? Veya geldi mi? Şu an yayında bir dolma var galiba. Şu an duyabiliyor musunuz beni? Sesin şimdi geliyor abi. Aha. Az önce gelmiyordum.
Onyekuru'yu sordum. Sesim geldi mi önce bilmiyorum ama. Onyekuru Onyekuru geldi mi, konusunda gelecek mi? olumlu gidiyor o transfer. Hatta yakın zamanda da Onyekuru konusunda Galatasaray taraftarları sevinebilir. Çünkü hemen hemen artık imza aşamasına geldi diyebiliriz. Tabii ki ıslak imza olmadan belli olmaz ama yine taraftarın çok sevdiği bir isim. Yakın zamanda Onyekuru ile alakalı nihayete erebilir transfer. Bunu belirtelim. Şu Onyekuru an. transferinde Galatasaray'ın çok büyük bir aşama kaydettiğini söyleyelim. Galatasaray Onyekuru'yla yeniden kavuşacak. Artık az bir süre kaldı. Çok büyük bir sürpriz olmazsa ikinci yarı Onyekuru Galatasaray forması giyecek. Artık son pürüzler diyebiliriz. Onun dışında da İrfan Can konusunu aktarmıştık. Biraz önce bir kez daha tekrar edelim İrfan Can konusunu. TRT Spor'daki yayınımızda geçen hafta Luyendama ve Cagney'in masada takas forması olduğunu belirtmiştik. Daha sonra çeşitli gazetelerde arkadaşlarımız da yazdı. Başka isimler de yazıldı. Galatasaray'ın burada çok fazla sıcak para konusunda teklifi olamıyor. Ama takasla ancak bu transfer mümkün olabilir. Fakat Başakşehir cephesinde Sayın Başkan Göksel Gümüşdağ'ın bu transfere çok sıcak bakmadığını ifade etmiştik. Bu şekilde özetleyebiliriz İrfan Can konusunu. Aytaç ve Salih Uçan konusunda da kulüpleriyle olan bağlarını belki de alacaklarına karşılık, yani bir sürü yöntem oluyor orada. Alacaklarına karşılık eğer ki bir fesih olursa Galatasaray ancak o zaman Salih ve Aytaç'ı kadrosuna katabilir. Oradaki mali şartlar yalnızca oyuncuya verilebilecek ücretler var Galatasaray'da. Orta sahaya özellikle Fatih Hoca'nın Etebo'dan çok fazla verim alamaması, Emre Kılınç'tan verim alması ama Emre'nin aslında bir açık oyuncusu olması. Belhanda'dan iki ileri bir geri bir maç verim alabiliyorsunuz, iki maç alamıyorsunuz. Oraya bir dinamik, tempolu, istikrarlı bir oyuncu sağ iç, sol iç olarak düşünüyor hoca. Çünkü yaz döneminde hatırlarsınız çok fazla transfer yapılamadı o bölgeye. İstendi ama olmadı fazla. Dolayısıyla ilk dikkat çekilen nokta orta saha olacak. Hızlı bir kanat oyuncusu Galatasaray'ın eksiklerinden biriydi. Bu sezonki oyun stilini dahi değiştiren bir durum. Geçtiğimiz yıllarda Bruma gibi, Rodriguez gibi, Onyekuru gibi birçok oyuncu Galatasaray'da o stilde oyuncular forma giymişti. Bu sezon ilk yarı itibariyle Sekidika'yı ayrı tutuyorum. O çok fazla forma şansı bulamıyor. O tipte oyuncu yok Galatasaray'da. Dolayısıyla Onyekuru'nun şimdi varlığı çok önemli hale gelecek. Onun dışında santrafor için de Galatasaray'ın Falcao'dan artık çok fazla verim alma ihtimali düşük maalesef. İkinci yarı umarım takımda kalırsa bir patlama yapar ve biraz Falcao'ya doyarız diyeceğim ama çok fazla onun futbolla olan ilişkisi zedelenmiş gibi duruyor. Maalesef yaşadığı sakatlardan dolayı bir futbol sever olarak Falcao'yu izleyememek çok büyük bir üzüntü. Ama Galatasaray'da bir forvet konusunda da Falcao'nun durumuna göre eğer ki Amerika olayı gerçekleşirse orada da bir hareketlilik olur gibi duruyor. Çünkü oyuna katılmaları, biraz daha dinamik olmaları gerekiyor. Cagne tabela yapan bir oyuncu ama Galatasaray'ın oyun stiline uygun bir santrafor tipi mi? Orada soru işareti var. Dolayısıyla Galatasaray'ın daha farklı isimlere yöneleceğini ve Falcao'nun durumuna göre santraforda değişiklikler olabileceğini ifade ederim. Bu arada sen dondun. Bir Bayağı telefon geldi. Telefon geldi, şu onu an reddettim. piksel pikselsin şu anda. Bana düzeldi mi? Yok, hala pikselliğin devam ediyor. Yani 4,5 evden bağlantı yaptım aslında ama. Sesin geliyor ama görüntüde biraz sıkıntı var. Olsun, sıkıntı yok. Yani ses daha önemli şu anda. Yayınımızda ses konusunda bir problem yoksa devam edebiliriz. Şunu şimdi Galatasaray'a geçelim, Fenerbahçe'ye geçelim daha doğrusu. Mesut Özil'i soracağız. Mesut Özil'in Fenerbahçe transferi hayırlı olsun denilebilir mi Fenerbahçe için? Bu transfer ne Denilebilir düşünüyorsun? aslında. Biz NatSpor'da yeni kurduğumuz YouTube kanalında aslında ana akım medyadan bir gün önce haberi aldığımızda
Berkay Tokgöz almıştı haberi. Daha önce de Spor Dijital'de ilk çıktı haber. 1,5 ay önce, yaklaşık 1,5 2 ay önce. Ocak ayında Mesut'un transferi konusunda. Haber aldığımızda Berkay'la bir tweet işte beraber hazırladık ve attık tweet'i. Mesut Özil Fenerbahçe'de dedik. Şimdi ben de RT yaptım o tweet'i. Çünkü gerçekten güvendiğim bir haber. İlk başta tabii ki şaşkınlık oldu. Çünkü direkt Fenerbahçe demek büyük bir cesaret istiyor. Açıkçası şu anda hani alacakları konusunda o görüşmeler Londra'da oluyordu en son. İşte 3,5 yıllık umarım transfer resmiyet kazanır ve Mesut'u ligimizde izleriz. Çünkü oyun konsollarında da hep oynarken keyif aldığımız bir oyuncu, yaptığı hareketlerle. Çok Kesinlikle. klas bir oyuncu. Hani onu izlemek çok büyük keyif. Umarım gelir. Ama dikkat edilmesi gereken nokta şu: gelir gelmez oyunculara çok büyük yükler yüklemek. Falcao'da o hata oldu. Yani şöyle oldu. Bir Paris Saint-Germain maçıydı İstanbul'da. Falcao hazır olmadan o maça çıktı. Ve kırılma anı orasıydı bence. Çünkü beklenti çok büyük olunca, ki Falcao'yu on binler karşıladı. Şu anda pandemi şartlarından dolayı öyle bir durum yok. Ama eminim pandemi şartları olmasaydı Fenerbahçe taraftarı havalimanını yıkardı öyle bir durumda. Yani bizim ülkemizde böyle oluyor, biliyorsun. Sen de yıllarca takip ettin. Tabii ki. Ama işte bu yük oyunculara bazen fazla geliyor. Mesut'un bir de az oynadığını düşünecek olursak son dönemde, yani hiç oynamadığını daha doğrusu, bir anda mucize beklemek oyuncuya da zarar verebilir. Dolayısıyla sanki biraz yavaş yavaş Mesut konusunda beklentiye girmek daha doğru olur diye düşünüyorum. Evet, bu sezon hedef. Fenerbahçe 4. yıldızı hedefliyor. Bu yılki başarı çok önemli Fenerbahçe için ve Ali Koç için özellikle. 2 yıl var geride başarısız geçen. Dolayısıyla bu yıl artık başarılı olma yılı Fenerbahçe için. O yüzden tüm şartlar zorlanıyor. Ama sanki Mesut konusunda biraz sakin olmakta fayda var. Oyuncuyu da çok büyük strese sokmamak için biraz adım adım gitmek lazım. Çünkü çok uzun zamandır oynamıyor Mesut. Biraz sakin olmakta fayda var ama ligimizde çok büyük katkı sağlayacağını düşünüyorum Mesut. Peki Eren abi, şimdi muhabirlik dönemine geçeceğiz. Haftada bazı sorular var. Görmedim değil. Bu arada seyircilerime şunu söyleyeyim. Ben konu konu gideceğim. Sorularınızı gördükçe de yine not alıyorum. İletmeye çalışacağım. Muhabirliği Evren Göz özlüyor mu yazmışlar. Ben de onu soracaktım. İstersen onunla başlayalım direkt. Tam duyamıyorum ama. Şu an geliyor mu sesim? Evren abi, beni duyabiliyor Şu musun? an geliyor. Şu an geliyor. Şu an geliyor. Muhabirlik dönemiyle ilgili sorular soracağım. Birkaç tane bir seyir sorusuyla başlayayım önce. Evren Göz muhabirliği özlüyor mu diye bir soru var. Muhabirliği özlüyor mu? Soru bu değil mi? Evet. Evet. Yani şöyle, bu tarz haberler olduğunda özlüyorum tabii. Yani hatta işte Berkay'ı bizim ön plana çıkartıp öyle mutlu oluyorum ben de. Berkay Tokgöz'ü. Takip etmeyenler de takip etsin. Fenerbahçe'de çok güçlü bağlantıları var. Onu biraz Evet. yönlendirerek, ona destek olarak bir anlamda şey gibi düşün. Rocky 5'ten sonra şeye başlıyor ya, ringleri bırakıp antrenörlüğe başlıyor. Onun gibi. Yani Rocky'nin şey dışındaki, ring dışındaki hali gibiyim şu anda. Artık bıraktık tabii biz de mikrofonu. Eldivenlerimizi koyduk bir kenara. Ama özlediğim zamanlar oluyor tabii. Çünkü çok güzel yıllar geçirdik hep beraber. Özellikle taraftarların o sevgisi, ilgisi bize hem dışarıda, sokakta, işte sahada, stadın önünde gerçekten o sevgiyi derinden hissettik. Ama her işin de bir dönemi var. Yani her insan belli bir dönem yapabiliyor bazı işleri. Biraz futbolculuğa da benzetiyorum ben bunu. Bir yerden sonra artık sahadan çıkıyorsunuz, saha dışına kayıyorsunuz. Biz de şimdi hem biliyorsun ki NTV Spor kapandıktan sonra Galatasaray Kulübü'nde görev aldım ve benim için gerçekten önemli bir görevdi.
Yaklaşık bir sene basın genel koordinatörlüğü yaptım Galatasaray'da. Daha sonra da yorumcu olarak Haber Global ekranlarında ve şimdi TRT Spor ekranlarında kariyerimi sürdürüyorum. Bu da başka bir deneyim. Yani bu da başka bir görev aslında. Medyanın içindeyim yine. Ama muhabirlik tabii bir haber olduğunda o heyecanı hissetmek, insanlara aktarmak ve o yeleği giymek, muhabirlik yeleği gerçekten çok kıymetli bir yelek. Ben hatta yorumculuktan da, spikerlikten de, spor müdürlüğünden de, işte şu anda genel yönetmenliği yaptığım işte çok dönem oldu Vole'de ve Natspor'da. Genel yönetmenliğinden de daha kıymetli olduğunu düşünüyorum muhabirliğin. Çünkü haberi direkt almak ve yorumcuların bir yorum yapabilmesi için önce haberin olması lazım. Yani haber her şeyden kıymetlidir. Haber doğruysa yorumcu ancak onun üzerine süslemeler yapabilir. Haberin doğruluğu çok önemli. O yüzden özlediğim zamanlar oluyor ama o çok güzel bir dönemdi. Yaklaşık 10-12 sene civarı sürdü galiba. Her aşamasını yaşadım, gördüm. Binlerce canlı yayın, binlerce transfer haberi. Ciddi anlamda hakkını verdiğimizi düşünüyorum. Hem NTV Spor ailesi olarak, NTV Spor'un o dönem doğru haber konusundaki titizliği gerçekten medyada referans olmuştur. Hem de bireysel olarak şahsım adına hep doğruları anlatmaya çalıştım. Sen de biliyorsun ki hani son zamanlarında da beraber de olduk birçok maçta, yakından da takip ettin. Benim için Evet. esas olan her zaman doğru haberdir. Ve o doğruluğa ulaşmak için çektiğin çile ise çok fazla ekrana yansımaz. İnsanlar çok fazla onu bilmezler. İşte izin günlerinin iptal olması, esnek mesai saatleri, gece 2'lerde 3'lerde transfer kovalamalar, sabah 5'lerde havalimanında transfer kovalamalar, soğukta, karda, kışta çalışmalar, bunlar işin cefası. Ama sefa tarafı ise özellikle NTV Spor döneminde hem dünyayı görme şansın oluyor, takımla beraber takip ediyorsun, kamplarda yerinde görüyorsun, birebir iletişim oluyor hocalarla, teknik direktörler, başkanlar, oyuncular, yani olayın olduğu yerde oluyorsun. Bu çok kıymetli. O açıdan da artı diyebilirim. Medya tabii ki çok yorucu. Medya tabii ki çok sıkıntılarla dolu. Ama genel olarak baktığında insanın en büyük şansının sevdiği işi yapması olduğunu düşünüyorum. Yani Allah herkese sevdiği işi yapmayı nasip etsin. Çünkü biz medyada yer alan insanlar olarak çok fazla şikayet etmemeliyiz. Çünkü bugün özellikle pandemi şartlarında çok zor koşullarda çalışanlar var. Hem ücret bakımından, hem çalışma saatleri bakımından, hem insanların mesleklerini sadece meslek olarak gördüğü, profesyonelce yaptığı iş kolları var. Biz ise biraz hobimizi meslek olarak yapıyoruz. Bu çok büyük bir nimet bence. Bunu çok değerli olarak görüyorum ve kıymet bilinmesi gerektiğini düşünüyorum medyadaki insanlar tarafından, hepimiz açısından. Çünkü şartları görünce gerçekten insanın sevdiği işi yapması en büyük nimet diye düşünüyorum. Evet. Ben de kendimi bildim bileli hem futbolu hem medyayı takip ediyordum. Yani benim çocukluk halimde Galatasaray muhabirliğiydi işin açıkçası. Sizin hep hayaliniz miydi muhabirlik peki? Daha sonradan mı muhabirliğe döndü iş? Yani aslında futbolcu olmaktı benim. 12 sene kadar da futbol oynadım ama profesyonel aşamaya geçmedim. Çünkü ailevi sebeplerden çok fazla profesyonel olmamam istendi. Biz de tamam dedik. Yani şimdiki aklımız olsaydı tabii profesyonel olurduk. Bu ayrı da. Hep sahada olduk. Rahmetli işte babamdan dolayı o da futbolcuydu. Yani futbolun içinde doğdum diyebilirim. Daha sonra Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde televizyonculuğa geçince şov programlarıyla başladı aslında. Pişti programı Show TV'de. Daha sonra Beyaz Show Kanal D'de. Sonra 2006-2007 dönemleri işte 24'e geçince Kanal 24'e basketbol muhabirliği, Galatasaray muhabirliği, istihbarat şefliği, müdür yardımcılığı birçok görevde bulundum. Ama basket muhabirliği yaparken de hep aklımda vardı hani Galatasaray muhabiri olayım. Çünkü hayatımın birçok noktasında Galatasaray çok önemli bir noktada yer alıyor. Bütün tarihini, maçlarını hep aklımda istemsiz şekilde tuttuğum için ya futbola dair aslında bu hastalık seviyesinde bir durum ama muhabirlik yapmayı istiyordum. O şans verildi ve Mihai Sikibe dönemi ya da Felkamp dönemi tam hatırlamıyorum onu. Başladık. Sonra devamı geldi. Çok uzun bir yolculuk ama benim için çok kıymetli bir yolculuk. Yani Galatasaray muhabiri olduğum için
öyle önemli haberleri insanlara aktardığım için o dönem çok mutlu addediyorum kendimi. İlerleyen zamanlarda da bir kitap yazmayı düşünüyorum. Hem medyada yaşadığım anılardan oluşan hem de iletişim fakültelerine gittiğimizde insanların "abi biz nasıl sektöre gireriz?" sorusunun cevabını iyisiyle kötüsüyle, tatlısıyla, acı tarafıyla anlatan bir kitap olmasını istiyorum. Bir de insanlar anıları seviyorlar, anıları okumayı seviyorlar. Benim de yüzlerce anım var. O açıdan öyle bir kitap düşünüyorum. Bunu da ilk kez burada senin yayınında söylemiş olayım. En azından yayına gelip hiçbir şey vermeden gitmeyelim. Bu da böyle ilk olsun senin adına. Abi bir soru soracağım. Galatasaray muhabiri olduğunu öğrendiğinde tuvalete gidip ağladığın bir açıklaman var. Onu açıklamanı Doğru. istiyorum. Doğru. O Büyük bizim bir İbrahim ümitlik abi. çok oldu. O çok acayip bir anıdır. İbrahim'in yayınında söylemiştim. O zamanlar Bahçeşehir Üniversitesi'ndeydi. İbrahim Askoloğlu şimdi sosyal medyada dış haber konusunda bayağı aldı yürüdü gitti. Çok da başarılı bir kardeşim. O zamanlar üniversite öğrencisiydi. O yayında anlattığımda. 24'teydik. Basketbol muhabirliği dönemi bitiyordu ve Gökhan Liç istihbarat şefi odaya çağırdı beni. Artık sezon bitiyor. Biz dedi senin çalışmandan çok memnunuz dedi. Evren gece gündüz çalıştın dedi. Ben iki seçenek görüyordum orada. Ya gece editörü yapacaklar beni. Öğlen 4'te gidiyorsun. Gece 1'de çıkıyorsun. Yarasa gibi yaşıyorsun böyle. Çok saçma bir uyku düzenin oluyor. Çok da Evet. istemiyordum onu. Nasıl? Ya da gönderecekler diyorum. Basket bitti çünkü. Ne yapacaklar beni yani? Ondan sonra şey dedi Gökhan abi. Biz dedi senin çalışmandan memnunuz ama dedi seni Galatasaray muhabiri yapmak istiyoruz dedi. Şimdi onu deyince ben çok şaşırdım. Aylardır da istediğim bir şeydi. Hep hayalini kurduğum bir şeydi. Abi dedim şimdi ben Galatasaray haberi yapacağım ve insanlar onu mu okuyacaklar dedim. Gerçek mi bu dedim. Bana şey dedi hani buradan git anlamına gelen bir cümle sarf etti böyle argoda. Ben de gittim. Tabii kapıyı kapattım. Gittim tuvalete ağlamaya başladım. Sinirim bozuldu. Yani çok kolay ağlayan bir insan değilim. Çok da görülmemiştir hani bir yerde gözyaşlarımızın olduğu çok nadirdir. Ama bir şekilde tabii insanın siniri bozuluyor. Çünkü 8 ay sabah 9 gece 1 arası çalıştım. Yani Galatasaray muhabirliğine giden yolda basketbol muhabiri olarak 3 takıma birden bakıyordum. Basketbol maçlarından sonra tekrar kanala gidip işte montaj yapmalar, ertesi sabah tekrar kanala gelmeler. Yani abartısız söylüyorum sabah 9 gece 1 arası yaklaşık 7-8 ay çalıştım durmadan. Bu çok yorucu bir süreçti. Onun sonunda bir ödül olarak Galatasaray muhabirliği verildi. Biz de o görevi en iyi şekilde yapmaya çalıştık. Hiçbir zaman insanlara yani yanlış olduğunu düşündüğüm bir şeyi hiçbir zaman söylemedim. Sanırım aramızdaki sevgi bağının kuvvetli olmasının sebebi bu. Çünkü onlar ne kadar merak ediyorsa ben de o amatör duyguyla merak ederek haberin peşinden koştum. Ya da bir yerde bekleniyorsa ki sen yıllardır biliyorsun herkes isyan ederken hadi gidelim artık burada ne bekliyoruz derken ben bekleyen taraftım hep. Çünkü sonunda belki bir haber çıkar. Ya nereye gidiyorsunuz oturun. İşte belki şu kapıdan çıkarlar, buradan çıkarlar gibi. O nöbetlerde de hep diri durmamızı sağlayan şey o sevgi bağıydı. O yüzden en iyi şekilde yapmaya çalıştık. Çok da güzel bir dönemdi ama o ağlama kısmı da gerçekten çok enteresan bir başlangıçtı. Nöbetler demişken nöbetlerle ilgili de ilginç anlarını sorayım abi. Herhalde en ilginci Hamzaoğlu dönemi galiba. Aa Hangisini evet. anlatmak istiyorum? O çok Hamzaoğlu acayip. dönemini. Şeyde Hamza Hoca'nın ayrıldığı gün Florya'dayız. İşte haber geldi Hamzaoğlu ayrıldı tesislere gitti diye. Biz de Serkan'la TRT Spor'dan Serkan vardı. Florya'nın önünden yayın yapıyoruz. Ben NTV Spor'dayım o TRT Spor'da. Hocayı çağırdı zannediyoruz Hamza Hoca. Bana bir haber geldi. Hamzaoğlu ailesiyle ve Abdurrahim Albayrak'la beraber Florya'da Kaşı Beyaz restoranda yemek yiyor diye. Şimdi Serkan orada yayın yapıyor. Serkan'ı da çaktırmamam lazım. Atlatmam Evet. lazım Serkan'ı. O yayın yaparken ben yayına çıkmasını bekledim. Ben apar topar hemen kameramana da söyledim. Biz uçtuk gittik. Serkan bir yandan yayın yapıyor. Elinde mikrofon bir yandan beni kesiyor bu nereye gidiyor diye. Çünkü biliyorsun ki hani ben ortamdan ayrılınca kesin bir şey vardı. Serkan Aynen Florya'nın öyle. ara sokaklarında beni kovalıyor. Bizim arabayı kovaladı. Bizim araba atlattı. Amerikan filmi gibi. Ara sokaklar falan filan derken biz izimizi kaybettirdik.
Flora kaşı beyazda kameraman Rafet abiydi. Arabanın içinde beklettim onu. Ben arabadan indim çünkü kamerayla almazlar içeri. Bir bekleme alanı var kaşı beyazda. Tek katlı bir yer. Çok geniş bir yer bilmeyenler için. Orada bir alan vardır ve içeriği görebiliyorsunuz. Böyle tel örgü gibi bir şey var. Desenler. Aradan gözüküyor içerisi. 2 saat, 2,5 saat bekledim. Rafet abi arabanın arkasında yatıyor. Şoför direksiyon başında bekliyor. İçer benden haber bekliyorlar. Bir kalktılar. Apar topar. Biz tam yayına gireceğiz. Hamza Hoca durdurdu. Evren dedi bugün yani daha yeni ayrıldım. Konuşmak istemiyorum. Lütfen dedi yayın yapma. Hani şey soru sorma. Canlı yayına geçeceğiz yani o anda. Çok özel bir an ve kimse yok etrafta. Tüm Türkiye'nin merakla beklediği bir an. Ben kamerayı indirttim kameraman Rafet abiye. Görüntüyü de siler misin dedi Hamza Hoca. Hocam dedim sileriz de. Hani ben buraya kadar gelmişim. İnsanları atlatmışım. Sen röportajı bana verecek misin? Lütfen dedim. Hani ilk röportajı bana verir misin? Tamam söz dedi sana vereceğim dedi röportajı. Biz görüntüyü de sildik. Kaşı beyazdan çıkış görüntüsü de yok. Onu da sildik. Hatta dönemin müdürü Özgür Buzbaş'tı. Şimdi TRT Spor'da da beraberiz Özgür'le. Onu da zor ikna etmiştim. Çünkü normalde görüntüyü silmemen gerekir. Ben Hamza Onu Hoca'nın fark. sözüne güvendim. Ve aradan bir hafta kadar geçti. Medyada hatırı sayılır insanlar aramışlar. Hamza Hoca'ya sıkıştırmışlar. Hamza Hoca hiç konuşmadı kimseye. Ben Evren'e söz verdim dedi. Ve aradan bir hafta sonra Hamza Hoca özel açıklamalar yaptı. 1,5 saat röportaj yaptık Hamza Hoca'yla. Yani ilişkiniz gerçekten güven esasına dayalıysa, gerçekten insanlara güven teşkil ediyorsanız o görüntü de silinir. O haber de ben dışarıdan bağlanıp anlattım. O şekilde verilir. Ama bir hafta sonra da Hamza Hoca da sözünde durup röportajı size verir. Biraz güvenle alakalı bir durum. O yüzden bu da böyle eğlenceli bir anıdır. Hamza Hoca zaten kişiliği çok kaliteli bir insandır. Tabii. Yani sözüne güven olacak bir insandır. Ben de beğeniyorum kendisini. Peki şey olarak sorayım bir de. Futbolcu olarak transfer süreci en çok bekleten, en sizi yoran transfer olan oyuncu hangisiydi? En çok bekleten ben yani Feghouli çok bekletmişti. Ben biliyorsun ki hayırlı olsun diye tweet atardım Evet. muhabirlik döneminde. Feghouli için attım. Yani iş bitti. Feghouli 21 gün sonra falan gelmişti. Şimdi 21 gün çok uzun bir süre. Normalde hani maksimum bir haftadır. West Ham kulübü alacaklarını geç verdi Feghouli'ye. O da alacaklarını bırakmadan gitmek istememişti. Hatta Feghouli'ye tweet attığımı hatırlıyorum. Yani sen mi gelirsin Türkiye'ye artık yoksa ben mi İngiltere'ye geleyim diye böyle esprili bir tweet atmıştım. Sonra Feghouli ile takipleşmeye falan başladık Türkiye'ye geldikten sonra. Zaman zaman konuşuyoruz hala. Çok da düzgün bir karakterdir. Çok gerçekten çok kıymetli hem futbolculuğu hem kişiliği. Örnek bir insandır. Böyle bir anımız olmuştu ama 20 gün West Ham United yüzünden. O dönem insanlar tabii hemen linç ediyorlar. İşte gelmedi Feghouli. Ne zaman gelecek? Ne zaman gelecek? Transfer biraz uzun sürüyor. Ama bir şekilde Feghouli geldi ve herkes mutlu olmuştu o dönem. Evet. Seyirciler bu arada İrfan Can'ı diğer transfer konularını soruyorlar. Bunu daha önce Evren Aha. abiyle konu program biter bitmez YouTube kanalımızda tamamı yayınlanacak. Orada izleyebilirsiniz diyeyim ben. NTV Spor'a geçelim abi. NTV Spor bir efsaneydi tüm futbol severler için. Bu başarı nasıl geldi? Senin görüşün nedir bu konuda? Bu ekip ruhu. Şöyle, yayın dışında da biz NTV Spor'da spor servisinde sürekli futbol konuşurduk. Futbol tartışırdık, spor konuşurduk. İşte basketbolu, tenisi, voleybolu. Yani sporun ruhunu bilen, ruhuna inanan, gerçekten sporu hayatının önemli bir parçası yapan insanların buluşmasıyla oluşmuş bir spor servisiydi. Ben 2013 yılında girdiğimde Halit abiyi hatırlıyorum. Halit Kıvanç merdivenlerden çıkarak herkesi selamlıyor. Öbür taraftan Fuat abi geliyor şakalar yapıyor bize. Ki şimdi Fuat abiyle çalışıyorum. Fuat Aktağ'yla. Onun dışında işte Burcu Esmersoy'u, Güntekin Onay'ı, rahmetli Emre Gönlüşen'i ki çok çok üzüldük Emre abinin kaybına. Çok güzel anılarımız var. İsmail Şenol'u,
Hakan Gündoğar'ı, Özgür Buzbaşı, Irmak'ı, yani o kadar say say bitmez. Yani Şampiyonlar Ligi gibi diyorlar ya, gerçekten öyle. Medya değişiyor, medya dönüşüyor. Ben kitabımda buna da yer vereceğim. NTV Spor dönemini de layıkıyla anlatmaya çalışacağım ama o başarının sırrı Fuat abi şöyle özetlemiştir. Bir kere bir röportaj yapmıştık, orada söylemişti. NTV Spor'daki arkadaşlarımızın hepsi birer inci parçası gibiydi ve onları yan yana koyduğunda harika bir inci kolye elde ediyordunuz demişti. Bu benim duyduğum en güzel tanımlardan biridir. O alıntıyı yaparak tamamlayayım. NTV Spor'da tek tek insanlar gerçekten çok kıymetli insanlardı. Benim ekip arkadaşlarımdan bahsediyorum. Biz orada nacizane bir parça bir katkı verebildiysek ne mutlu. Ama genel olarak insanların işini sahiplendiği, işinin ehli olduğu ve gerçekten birbirinin alanına girmeden, çünkü spor servislerinde ben birçok spor servisinde çalıştım. Hep bir şey vardır. Görev tanımı tam belli olmayınca o onun alanına müdahale eder. O onun alanına girer. Onun görevini o ister. Onun görevini o ister. O onun arkasından bir şey söyler. Hep böyle kaotik bir ortam vardır. NTV Spor'da öyle değildi. Herkesin görev tanımı belli ve kimse kimsenin işine karışmazdı. Ben 5 sene boyunca kimsenin benim Galatasaray muhabirliğime el attığını hatırlamıyorum. Ya da ben kimsenin Beşiktaş muhabirliğine, kimsenin istihbarat şefliğine herhangi bir göz koymuşluğum olmadı. Herkesin görev tanımı belliydi ve kameramanları da hatırlarsın. Ali Bakır gibi, Rafet Topçu gibi, Bülent Akdeniz gibi, Yavuz Alp Yamaner gibi, yani gerçekten çok kıymetli kameramanlar vardı. Bizim Kesinlikle. yetişmemize de, ekran önünde kendimizi geliştirmemize de kameramanların katkısı çok büyüktür. Çünkü kameraman senin görmediğini görür. Sen kameramanın görmeyeceği noktalara bakarsın haber esnasında. Yani birbirini tamamlayan ikili olmalı. Orada da biz çok kuvvetliydik. Yani sahada insanları atlatmamızın sebebi sadece muhabir başarısı değil asla. Ekip ruhudur. Kameramanın da katkısı çok büyük ve senin kravatının yamuk olup olmaması, senin o gün belki yanlış bir telaffuzda bulunman ya da senin bir anons çekerken neleri söylemen gerektiğini. Örneğin Ali Bakır bu konularda çok genel kültür seviyesi de çok yüksek bir insandır. İngiltere'de anons çekerken bana oradaki su kanalları ile ilgili bilgi verdi Ali abi. Ben onu anonsumda kullandım. Mesela hatırladığım bir örnek. Nottingham belgeseli çekiyorduk, mini belgesel yaptık. Orada Brian Clough'ın başarılarını adam Google'a bakmadan kafasında söyledi. Yani bu zaten işte spora tutkun olmak diyorum ya. Kameramanına kadar yansıyınca bu, yani spora ilgili insanların, bilgili insanların toplandığı bir alan olunca o zaman başarı geliyor kendiliğinden. Maalesef spor medyası NTV Spor'un kapanmasından sonra biraz sarsıldı açıkçası. Hem güven açısından hem de kalite açısından biraz sıkıntılı dönemler yaşandı. Ama şimdi ben geri dönüşün olduğunu düşünüyorum. Özellikle dijitalin yükselişi, bizim Vole'de yaptığımız o müthiş ivme. Şimdi Natspor'da benzerini yapıyoruz. Yarın öbür gün başka kanallarda Sokrates'in örneğin Mehmet Demirkol sonrası yaşadığı ivme, ki öncesinde de çok kıymetliydi. Sports Dijital var, Asist Analiz var. Bireysel olarak birçok arkadaşımızın kendi YouTube kanalları var. Yani dijitalin yükselmesi de ben bir geri dönüşümün olacağını düşünüyorum spor medyasında. Çünkü ufalan spor medyası artık tekrar genişlemeye başladı. Yani dijitalde artık çok fazla imkan var. Özellikle bahisin yasallaşmasından sonra Misli gibi, Bilyoner gibi, Nesine gibi önemli markalar da işin içine girdi. Pasta biraz genişledi. O yüzden çok karamsar olmamak lazım. Dijitalin yükselmesiyle beraber o kalitenin de artacağını düşünüyorum yavaş yavaş. Biz daha önce Vole'de, şimdi Natspor'da kendi bilgi birikimimizce bu kaliteyi sürdürmeye çalışıyoruz. Çok da güzel dijital projeler yaptık. Onların yenisine devam edeceğiz. Çünkü alttan bir nesil geliyor ve onlar futbolu artık biliyorlar. Eskiden insanlara yedirebiliyordunuz. Atıyorum Leeds United'da oynayan bir sol açık çok iyi derdiniz eskiden. Ama şimdi adam onu izliyor, sana yazabiliyor. Artık atma yok. Yani Evet. herkes her şeyi görebiliyor. O yüzden çok kıymetli. Ben çok bilinçli bir kuşağın geldiğini düşünmüyorum. Sanılanın aksine hani hep diyorlar ya X kuşağı, Y kuşağı, Z kuşağı birçok kuşaktan bahsediyorlar. Ben bu bilgiye olan ulaşım yollarının genişlemesinin özellikle hobilerinde insanların çok büyük bir birikime yol açacağını düşünüyorum ki öyle de oluyor. Futbol onlardan bir tanesi. Artık yorumculuk yapıyorsunuz ama izleyici bile sizden daha çok şey bilebiliyor. Bu çok önemli bir şey.
Yani amatör olarak bu işi takip eden ben birçok genç biliyorum. Ana akım medyada ben yorumcuyum diyen birçok insanı cebinden çıkartır. O yüzden çok kıymetli bir şey bu. Doğru platformlarda bu yapılar buluşunca değerli eserler ortaya çıkıyor. Biz de dijitalde bunu yapmaya çalışıyoruz. NTV Spor dönemi çok kıymetliydi ama şimdi daha da iyisini yapmak için gerekli imkanlar var diye düşünüyorum. Bir seyir sorusu var da ben Fenerbahçe forması neden var arkamda? Onu bir açıklık getireyim. Arkamda Bayburt Spor, Tuzla Spor ve Erimeşe Spor formaları var. Adım Spor Anadolu olduğu için Anadolu takımlarının formasını astım ben oraya. Ona bir açıklık getireyim önce. Şeyi soracağım abi. Galatasaray TV'den neden ayrıldın? Şöyle, sadece Galatasaray TV değildi o. Hatta voleyi de çok. Voleyden de neden ayrıldın diye bir soru daha vardı. Evet. Ya şöyle, benim normalde hayatımda istifa diye bir şey bilmediğim bir müessesedir. Hani diyorlar ya istifa tek taraflı. Ben onu bilmiyordum. Çünkü Kanal 24'ten ayrıldığımda askere gittiğim için ayrıldım. Askerdeyken teklif geldi, NTV Spor'a başladım. Askerliğin bitmesine bir ay kala bana teklif geldi. Ben askerdeyim o sırada. 2013'te başladım. Kanal kapandı. O yüzden ayrılmak zorunda kaldım. Orada da bir ayrılık ama hani istifa yok. Kapandığı günden bir gün sonra Galatasaray'dan teklif geldi. Benim kafamda YouTube kanalı açmak ve dijitalde bir şey yapmak vardı. Ama Galatasaray'dan teklif gelince hiç düşünmeden kabul ettim. O dönem Galatasaray TV yok. Basın genel koordinatörlüğü yapıyorum. Daha sonra sosyal medya, daha sonra Galatasaray TV birçok görev tanımı oldu. Çok değerli bir ekip var Galatasaray medyasında. Yaklaşık bir sene sonra ben tekrar medyaya dönme isteğimi ve medyada yer almamın daha doğru olacağını aktardım. Çünkü çok fazla şey yaşandı o dönem. Sen birçoğunu biliyorsun. Evet. Özellikle medyada bazen şöyle oluyor. Bulunduğunuz konumla ilgili çeşitli şeyler yaşıyorsunuz. Ben öyle bir hayatı tercih etmiyorum. Yani bulunduğun konuma bir müdahale varsa dışarıdan ve iftiralarla ben çok fazla girmiyorum ona. O yüzden kendi isteğimle birkaç kez de istemiştim zaten. Hatta seçimden sonra ilk talebim olmuştu, kabul olmadı. Ben medyada kalmamın daha doğru olacağını geleceğim adına düşündüm ve o yönde bir karar verdim. İşte Haber Global'de ve Vole'de başladım. Vole'de de çok değerli bir ekip vardı yine ve çok başarılı işler yaptık. Bir yerden sonra misyonun bitiyor artık. Yani Vole'yi biz kimse bilmezken alıp YouTube'da Türkiye'nin zirvesine koyduk. O çok kıymetli bir şeydi. Yani kolay kolay da yapılacak bir şey değildi. Yani Vole ne diyorken insanlar, aa Vole'de çok güzelmişe döndü olay. 1,5-2 senelik orada çok büyük bir emek var. Daha sonra Fuat abiyle konuştuğumuzda, bu şu an içinde bulunduğumuz Natspor projesi için Vole'de misyonumu tamamladım ve bir sistem oluşturup o sistemde de başarılı olup artık bitirdik orayı ve yeni bir projeye başladık. Sıfırdan başlamak çok zor. Şu anda Natspor'da 10 bine yakın abonemiz var ama daha da artacağını ve özellikle 6 ay içerisinde bu sayının kat be kat artacağını düşünüyorum. Bir ivme kazanacağını düşünüyorum. Çünkü çok kaliteli bir ekibimiz var. Ercan Tener var, Fuat Akdağ var, Nihat Kahveci, Erman Özgür, Berkay Tokyoz, Ufuk Kağan Karacan, Boğaç var, Education. Özellikle yeni neslin yıldızlarından biri. Çok değerli ekibimiz Atilla Türker var, Ahkam programını yapıyor. Yani dolu dolu bir kanal, spor kanalı. İlerleyen zamanlarda da özellikle Futbol Akademi ile işbirliklerimiz var. Hafta sonları maçların analiziyle alakalı çok güzel videolar hazırlıyoruz. Onları da takip edin lütfen. İlerleyen zamanlarda daha da artacağını düşünüyorum. Ama bir ayrılık varsa ortada emin olun belli bir plan doğrultusunda ve artık yeni projeyle alakalıdır. Yani ben bir karar alıyorsam gerçekten bu gelecek adına başka bir yola girmek istediğimden dolayı oluyor. Genelde Galatasaray'da da Vole'de de böyle oldu. Ama her iki dönemi de çok büyük bir saygıyla, sevgiyle hep anarım. Çünkü bana çok şey kattı. Galatasaray kısmı bir hayalimi gerçekleştirdi. Ben orada bir şampiyonluk gördüm, bir seçim yaşadım, 2 tane Maliye Genel Kurulu yaşadım, olağanüstü genel kurul. Çok ciddi bana katkısı oldu. Vole'de de dijital medyanın öğrenim süresini yaşamam gerekiyordu. Çünkü herkes genelde şöyle ya, kısa bir süre
herhangi bir şeyde görev yapınca ben bunu biliyorum der. En büyük hatası o olur. Biraz zaman gerekir öğrenmek için. Voley'de de bir anlamda dijital medya yöneticiliğinde bir adım attım kendi kariyerim doğrultusunda. Şimdi de NAT'ta bunu devam ediyorum. Yarın öbür gün kendi kanalımı açtığımda bunun hangi saatlerde hangi videoların koyulacağı, YouTube'da nasıl içerikler olacağı ya da yeni nesle nasıl dokunmak gerektiğini, onların gözüne neyin hoş geleceğini bu tarz deneyimlerle ancak elde edersin. O yüzden dijital medyada da bir şey yapabilmek benim için çok önemli çünkü en az ana akım medya kadar değerli olduğunu düşünüyorum dijital medyanın da. Bugün TRT Spor'da haftada bir gün yayınlara çıkıyoruz. Orada da çok mutluyum. Dijitalde de bir şey üretmek beni çok mutlu ediyor. Pandemi sürecinde de sanırım bizim hayatımızın en büyük katkısı dijitalin bu alışkanlıklar oldu. Hani seninle şu anda yayın yapabilme rahatlığı biraz pandemi etkisinden dolayı. Bu Evet. tarafa olumlu bakıyorum. O yüzden bu şekilde özetleyebilirim Galatasaray ve voley kısmını. Natspor Evren Göz'e mi ait diye bir soru var abi. Yok, bana ait değil. Yani değerli bir yatırımcımız var orada. Fuat Aktağ liderliğinde. Ben orada görevlerimi yapıyorum profesyonel olarak. Voley de olduğu gibi. Voley de bana ait değildi. Ama ilerleyen zamanlarda belki de bize ait markalar da doğabilir. Yani hayat bu. Ne göstereceğini bilemeyiz. Ama şu an için profesyonel seviyede elimden geleni yapıyorum Natspor için. Tam bir görev adamı gibi çalışıyorum. Yani Johan Elmander gibiyim. Abi biz yayınlarken Fatih'in bir açıklama yapmış galiba. İrfan Can, Visca ve Muhammed'i istiyorum diye bir açıklama yapmış. Onyekuru ile de ilgili bir şeyler demiş galiba. Visca ile İrfan Can hayırlı olsun diyebilir miyiz? Erken. Yani şu an onları söylemek için erken çünkü orada dediğim gibi takasta birçok oyuncu konuşulur. Henüz bunları dillendirmek için erken ama Galatasaray'da, Başakşehir'de karşılıklı fayda sağlarsa bu takasta ancak o zaman olur. Yayının başında söylediğim gibi geçtiğimiz hafta TRT Spor'da canlı yayında söylemiştim ilk kez. Hani Cagne ve Babel'in masada, Cagne ve Lunin Davan'ın masada olduğunu. Oraya bir Babel hamlesi de gelebilir. NBA'deki takaslara benzeyecek böyle giderse. Yani birkaç oyuncu oraya, birkaç oyuncu buraya. Türkiye'de çok alışılagelen bir durum değil ama Fatih Hoca'nın son 2-3 yıldır söylediği bir şeydir bu, hatırlarsın. 3 büyük takımlar için söylemişti bunu. Takas ya da birbirine oyuncu verme olayının bu ekonomik şartlarda ancak takımların böyle düzlüğe çıkabileceğini söylemişti. Ben Galatasaray'ın İrfan ve Visca'yı alması halinde masaya hangi takas formülünü koyarsa koysun daha kârda olacağını düşünüyorum. Yani şu an erken bunları netleştirmek için ama İrfan ve Vişça'nın Galatasaray'a gelmesi durumunda güç katacaklarına sonuna kadar inanıyorum. Evet, son soruma geçeceğim abi. Galatasaray'da birçok antrenmana katıldığın birçok anın vardır illaki ama böyle enlerden soracağım sana. Böyle en beğendiğin futbolcuyu önce sorayım. Soru cevap yapalım biraz. Antrenmanlarda mı, maç performansı mı? Yani genel olarak mı yoksa Antrenmanlarda. antrenmanlarda? Yani çok var ama yani Sneijder'in özellikle oyun ezberi, yani Ajax altyapısında daha çok küçük yaşta kazandığı o futbolun doğruları var ya, onları sahada gözlemliyorduk ama antrenmanlarda daha da iyi görüyorsunuz. Mesela futbolcular antrenmanlarda bazen işi ciddiye almayabilirler ya da işin keyif tarafına kaçabilirler. Sneijder bir makine gibi olduğu için onun antrenmanını izlemek çok büyük keyifti. Çünkü futbolun hep doğrularını yapıyordu. Podolski'yi sayabilirim. Podolski antrenman sonrası 30 dakika şut çalışıyordu. Yani yerli oyuncular antrenman bittikten sonra 2-3 kilometre ötedeki otele bisikletle giderken keyif yapmak için o 40 derece sıcakta şut çalışıyordu. Dünya Kupası'nı almış bir oyuncudan bahsediyoruz. Drogba'yı sayabilirim. İngiltere kampında Fatih Hocalarla maç yaparken Hasan Şaşlar'la ani bir maç teklifi olmuştu. Biz pantolonlarla çıplak ayakla maça çıkmıştık. Orada Drogba koltuğunun altında futbol topuyla kenarda antrenmandan sonra bizi izleyip oyuna girmek istemişti. Biz o kadar heyecanlanıp artık maçın ateşini o kadar çok yaşadık ki Drogba'yı kendi takımımıza almayı unuttuk. Yani adam orada bekliyor. Ya orada Drogba var. Almaz mısın Drogba'yı yani? Keşke alsaydık orada.
Adam bizi izledi, izledi gitti ondan sonra. Bunlar beni almayacak diye. Bu kadar futbola aşık bir oyuncudan bahsediyorum. O beklemesini hiç unutamam orada. Çocuk gibi yani, o kadar kupa kazanmış. Dünyada Afrika'ya git, Kuzey Amerika'ya git, herkesin tanıdığı bir isim. Orada koltuğunun altında futbol topu bizi izliyor. Drogba'yı ayrı bir yere koyarım. Muslera'yı tabii ki çok ayrı bir yere koymak lazım. Bulundukları alanları değiştiren isimler bunlar. Bir aurası var bu oyuncuların. Ve Hasan Şaş'ı eklerim. O sakatlandı, idmandaydım ben. Çaprazının koptuğu. Hasan Şaş da çok antrenmanda, özellikle çift kale maçlarda izlemesi çok keyifli bir oyuncuydu. Yani gazozuna bile olsa çıkardı, kafa kafaya maç yapardı. Yani şartlar ne olursa olsun. Bu şekilde sayabilirim oyuncuları. Peki lider özelliği, tam işte lider diyebileceğin oyuncu kimdi antrenmanlarda veya maçta da sorabiliriz. Genel olarak sorabilirim. Yani Ufaloji çok farklı bir oyuncuydu. Ufaloji'yi sayabilirim. Drogba'yı yine sayarım liderlik açısından. Snyder yine lider oyuncudur. Yerli olarak baktığında Arda Turan daha genç yaşta bunu hissettiriyordu. Arda'yı sayabilirim. Çünkü Florya altyapısından çıktığında daha ilk günlerde biz Arda'nın ne kadar büyük bir yetenek olduğunu gözlemledik ve çok büyük bir oyun lideri olduğunu da görmüştük orada. Yerli olarak Arda'yı sayabilirim. Onun dışında Selçuk İnan çok belli etmese de saha içinde Florya'da çok büyük bir etkisi olan oyunculardan biridir. Selçuk da liderlik konusunda özellikle perde arkasında çok bağıra bağıra bunu size belli etmez ama çok iyi bir akıldır Selçuk. Ve Selçuk'un da geleceğinin çok parlak olduğunu düşünüyorum teknik direktörlük açısından. Çünkü çok değerli isimlerle çalıştı. Başta Fatih Terim olmak üzere işte Mancini'si, Brandelli'si, Abdullah Avcısı milli takımda Gusidink döneminde de vardı yanlış hatırlamıyorsam. Çok büyük maçlar oynadı Selçuk. Oyun anlamında da çok geliştirdi kendini oyun zekası olarak. O yüzden Selçuk'u sayabilirim liderlik özelliği bakımından. Ama Ufaloji tabii ki çok farklı bir noktadaydı benim için. Bülent Korkmaz yazanlar var, Hacı yazanlar var, Melo yazanlar var Tabii. abi. Ben Bunlar antrenmanların izlediğim oyunları kastettim. Tabii ki. Yoksa yani Hacı'nın teknik direktörlük kısmındaki antrenmanlarını izlemiştik. Orada mesela bir çift kale yapıyordu Hacı. Yani izlemeye doyamazsınız. Hatta bir anı paylaşayım. Suat Kaya anlatmıştı bunu bana. Bir gün Galatasaray'da oynarken işte UEFA Kupası dönemi kukalı saklambaç oynamışlar. Kukalı saklambaç da normalde duvara dayarsın gözünü, ebe duvara dayar. Bunda futbol topu koyuyorsun zemine. Yuvarlak çiziyorsun. Orası ebenin durduğu yer oluyor. Oraya gözün değil de ayağıyla basıyor futbol topuna. Ama ilk oyuna başlarken topa vuruyorsun ve ebe topu getirene kadar saklanıyorsun bir yerlere. O topu böyle bir yalandan bir vurman lazım topa ki uzaklaşsın, insanlar sağa sola dağılsın ve saklansınlar. Sonra ebe geliyor, topu getiriyor, yuvarlak alana koyuyor ve saklananları bulmaya çalışıyor. Suat Kaya anlatıyor, diyor ki Hacı'ya öğrettik diyor bu oyunu. Hatta dedik yani ilk yeni öğrendin, sen vur topa başlayalım dedik diyor. Hacı topa bir vurmuş, top kaybolmuş. Oynayamamışlar. Yani Hacı öyle bir vuruyor ki topa, topu kaybediyor, ağaçların arasına atıyor topu. Oyun oynayamamışlar. Hacı orada bile hırs yapmış. Yani Hacı böyle hırslı bir oyuncu. Yani kukalı saklambaçta bile kazanmak için topu uzağa vurmaya çalışan ve topu kaybeden bir oyuncu. Çok özel karakter. Hacı ile güzel oyun yapma şansımız da oldu belgesel. 24 döneminde. Yaklaşık 130 bölüm belgesel çektim. O açıdan televizyonculuk anlamında çok mutlu hissediyorum kendimi. Çünkü evimde de birçok yerde güzel oyun ödülleri duruyor. Onlar çok mutlu ediyor beni. Böyle efsane oyuncuların hayatlarını anlatmak, onlarla röportaj yapmak, geride bıraktığımız isimleri, örneğin Alparslan Dikmen'i, Özcan Can Aydın'ı, Metin Oktay'ı, onları anmak ve gelecek nesillere bırakmak benim için en az muhabirlik kadar değerli. Çünkü canlı yayın bittiği zaman kapatıyorsunuz ve yayın bitiyor. Ama belgesel öyle değil. Hala Eylül'ün 3. haftasında, son haftasında, 22 Eylül, yanlış hatırlamıyorsam, hep Alparslan abi anılıyor ve Kanal 24'te yaptığımız o belgesel hep anılıyor. Dolayısıyla belgesel yapmak çok keyifli bir şey. Yani gelecek nesillere bıraktığınız bir iz oluyor. O açıdan da 130 bölüm güzel oyun yapmak benim için mesleki anlamda çok değerli bir şey diyebilirim. Evet.
Güzel oyunu sendeki yeri çok ayrı zaten. Onu Evet. biliyorum. Abi kaleciyi sormayacağım ama en golcü diyebileceğin bir ya da birkaç oyuncu. En golcü duymadım. Sesim geliyor mu? Kaleciyi Ha. sormama gerek yok ama en beğendiğin golcüler antrenmanda veya maçta. En beğendiğim golcüler. Yani Galatasaray döneminde yani Gomis de mesela çok kıymetliydi. Gomis'ten çok bahsetmedik. Gomis antrenmanlarda da maçta da saha dışında da orada olduğunu hep hissettirirdi. Gomis'i ayrı bir yere koyuyorum. Çok kısa kaldı Galatasaray'da ama bence daha uzun kalmalıydı. Elmander'i yine benzer bir şekilde ayrı bir yere koyarım. Yani Drogba tabii ki çok değerli. Falcao tabii ki değerli. Her ne kadar performans anlamında çok katkı vermese de ama herhalde yakın zamanda son 10 yıla baktığımızda Drogba'yı sayabiliriz. Çünkü Drogba Akhisar deplasmanında geldiği ilk gün sahaya girdikten sonra yaptıklarından tut işte Real Madrid maçında o topu ağlara gönderme cüreti o oyun kudreti olan bir isimdi. Yani hem sırtı dönük oynar, hem çok iyi defans yapar, hem çok iyi bir son vuruşçudur, hem çok iyi bir asistçidir. Yani Drogba bir santraforun, modern santraforun tam olarak tanımıdır. Güçlüdür, hızlıdır, hava toplarında size çok güzel servisler yapar. Drogba keşke o da çok daha uzun süre kalsaydı. Ve çok büyük bir liderdir Drogba. Onu sayabilirim. Onun dışında hani Gomis'in yeri tabii ki ayrı. Gomis yarım kalan bir hikaye gibi. Keşke bu kadar kısa olmasaydı Galatasaray'da. O dönem yeni bir takım kurulmuştu. O dönemle ilgili benim yorumum şu, hep söylerim onu. İlk gitmesi gerekenler hala takımda. Son gitmesi gerekenler ilk gitti. O yeni Evet. kurulan. Onu söyleyebilirim. Bu şekilde özetleyelim. Eskilerden bir kişi saysan abi, golcü. Eskilerden Hep yakın. yani Harry Kewell'ı da sayabiliriz aslında. Harry Kewell'ı da izledim. Harry Kewell'ın bir hastalığı vardı. O yüzden çok verimli olamadı. Mario Jardel'i sayabilirim örneğin. Onu da çıplak gözle çok izledim. Galatasaray Real Madrid maçı 2-0'dan 3-2. Rangers maçı buradaki Ali Samiyen'deki. O maçta da inanılmaz performans ortaya koymuştu. Bu Tugay Kerimoğlu'nun Glasgow Rangers'la olduğu Emre Belezoğlu'yla Tugay Kerimoğlu'nun karşılıklı oynadığı maç. Çok güzel bir maçtı. O gün oradaydım. Mario Jardel'i sayabilirim. Ve Harry Kewell'ın da yeri ayrı. Çünkü Kewell da çok değerli bir oyuncuydu. Yani Galatasaray'ın aslında en büyük şansı karakterli yabancı oyuncuları bünyesine taşıdı. Yaklaşık 10-15 senede. Bunun etkisini şöyle görüyoruz. Özel günlerde, doğum günlerinde ya da Galatasaray'ın önemli maçında ayrılmasına rağmen ki ayrılığın üzerinden çok geçmesine rağmen bu oyuncular sosyal medyadan ya da röportaj olarak uzaktan röportajlarla kulübe destek verebiliyorlar. Ya da bir oyuncu var diyelim, oyuncu ile ilgili rapor sunabiliyorlar. Bunu gönüllü olarak yapıyorlar. Bu çok değerli bir şey. Hatta Elmander'in, işte Kivil'in Galatasaray'a hala yakın olması bence çok değerli. Golcü olarak evet, Jardel, Kivil'i de gerçi kanat oyuncusuydu ama bak sayabilirim. Ben Ümit Karan'ı da saymanı beklerdim abi. Tabii Ümit Karan tabii. Ya antrenmanlarda Ümit Karan yani özellikle de Çok oynadığı beğeniyorum. golleri inanılmazdı. Yani Ümit abi bir çıkardı havada böyle asılı kalırdı. Beklerdik o yani topun gelmesini havada bekliyordu. Çok seviyordu. Yani normalde topu kaldırıp kendisi rövaşata vuruyordu. O kadar çok seviyordu. Çok elastik bir oyuncuydu. Çok atletik bir oyuncuydu. Ümit Karan da çok değerliydi. Yani Galatasaray'da keşke daha fazla kalsaydı. O da bence az kaldı ama o da çok özel oyuncuydu. Onu da sayabiliriz. Doğru. Galatasaray'ın en fiyasko 5 transferi diye bir soru var abi. Cevap vermek ister misin? En fiyasko 5 transferi. Evet. Hayrovic'i sayarım. Hayrovic. Çok kötü transferdi. O dönem alınan birçok oyuncu var. Burdisso vardı örneğin. Kötü transferdi. Kaleci Zapata'yı sayarım. Muslera'dan önceki kaleci diye tarihe geçmiştir. Chris vardı. Fatih Hoca döneminde alınmış. Chris çok değerli bir stoperdi ama tutmadı bir türlü. Chris'i sayabilirim. Onun dışında Forvet'te Pandev vardı. Çok kaliteli oyuncuydu. Bu kötü olduğu anlamına gelmez Pandev'in. Ama transfer dönemi yanlış dönemdi. Pandev'i de sayabilirim.
Çünkü hiç yani burada değildi Pandev. Maçtan önce sonra antrenmanlarda yani Pandev hiçbir şekilde veremedi kendisini. Bunu hissediyordunuz zaten. Pandev'i de sayabilirim. Kaleci olarak da biraz Sinan Bolat geliyor aklıma. O dönem olarak performans. Sinan sonra topladı kendisini. Tekrar milli takıma kadar yükseldi ama o dönem için söylüyorum. 2014 dönemi için kaleci olarak da Sinan Bolat'ı sayabilirim. Peki hocalardan bahsetsek, Fatih Terim veya diğer hocalar. Çünkü rekart yazanlar da oldu. Aranın en iyi olduğu, en kötü olduğu veya çalışmanın en zor olduğu oyuncu, şey hocalar hangileriydi? Yani Hamza Hoca'nın tabii benim kalbimde, gönlümde yeri ayrıdır. Hamza Hoca ile her zaman çok iyi bir diyalogumuz oldu. Allah uzun ömür versin, sağlık versin ailesine, kendisine. Fatih Hoca'nın tabii ki hayatımızdaki yeri çok önemlidir. Fatih Hoca Türkiye'nin gelmiş geçmiş en büyük teknik direktörü bence. Hani gerek Bence Galatasaray'da yaptıkları, gerek milli takımda yaptıkları sadece bir dönem değil, birçok dönem Türk futboluna oyun değişirken, futbol değişirken kendini yenileyerek, en önemlisi bu bence, iletişim kanallarını çok iyi kullanarak, camia bütünlüğünün ne demek olduğunu adeta bir ders gibi büyük takım hocası nasıl olunuşunun karşılığını insanlara vererek büyüdü ve büyümeye devam ediyor her geçen gün. Fatih'in efsanesi üzerine koyuyor. Bu çok önemli çünkü insanlar genelde yaptıklarıyla yetiniyorlar. Hocanın en büyük özelliklerinden biri her yeni güne bir iddiayla başlaması, her sezona aynı hırsla devam etmesi. Bu çok zor bir şeydir. Kazanmaya doymayan bir yapısı var. Bu da başarının sırlarından biri bence. Antrenman maçlarında da örneğin basınla hep yapılan maçlarda hoca hiç kaybetmek istemezdi. Hiçbir zaman. Yani en ufak bir şeyde bile, gazozuna bile maç yapsa kaybetmek istemez diyorlar ya. Gerçekten öyleydi. O açıdan çok değerli. Onun dışında Galatasaray dışında da örneğin Abdullah Avcı'nın sistematik yapısı her zaman saygı duyduğumuz bir yapıdır. Şenol Hoca'nın öğreticiliği çok başkadır. Mustafa Denizli'nin oyun anlamında kıvrak zekası, onu da kısa bir dönem yaşamış olduk Galatasaray'da. Her ne kadar başarısız dönem geçirse de tarihte adı en üstlerde yer alan teknik direktörlerden biridir Mustafa Denizli. Biraz araştırma yapar arkadaşlarımız, izleyenler yayından sonra. Türkiye'ye cesareti getiren teknik adamlardan biridir 80'lerde. Daha sonra milli takım düzeyinde de. Yani bu isimler çok kolay bulunmuyor. O yüzden değerini bilmek lazım. Kısa bir dönem başarısız olunca o gitsin, o gelsin dememek lazım. Türk futbolunda teknik direktör konusunda zaten eksiğimiz var bence. Birkaç isim üzerinden konuşuluyor. Daha çok olması lazım. Ama bir yandan da onları başımızın üstünde tutmamız lazım diye düşünüyorum. Abi son bir şey sorusu alacağım, sonra programı kapatacağız. Fatih Terim'in transfer listesini açıklaması yönetimi ateşe atmak değil mi diye bir soru var. Yani soruya cevap vermiştir hoca orada. Tam ne söyledi bilmiyorum ama durup dururken söylememiştir. Soruya cevap verdi. Üç kişi istiyorum demiş herhalde. İrfan Can'ı Yani açıkça söylemesi doğal çünkü bu dönemde hocanın istediği birçok oyuncu gelmemişti. Açıkçası şimdi artık açık açık söylemesi doğal. Çünkü futbolcu iyi futbol, yani doğru futbol, iyi futbol, iyi futbolcularla oynanır. Hocanın şimdiye kadar yaptığı mucize gibi bir şeydi. Artık o da kadrosunun güçlü olmasını istiyor. Galatasaray'da yaz döneminde çok fazla transfer yapılamadı biliyorsun ki. Şimdi Evet. bunları söylemesi normal. Ben yönetime gönderme olarak değil, gerçekten niyeti o olduğu için söylediğini düşünüyorum. Çünkü açık iletişim her zaman en iyisidir. Artık Fenerbahçe'nin Mesut Özil hamlesi, Mandzukic ya da Kenan Karaman ya da başka oyuncu, yani Beşiktaş'la güçlendirecek kadrosunu, Trabzonspor'un alttan gelişi, Galatasaray'ın da transfere ihtiyacı olduğunu gözler önüne seriyor. Hocanın da bunu söylemesi kadar doğal bir şey yok. Yönetime bir mesaj gibi değil, açıkça niyetinin o olduğu için söylediğini düşünüyorum. Ben bu fikirdeyim. Peki. Abi çok teşekkür ediyorum öncelikle. Rica ederim. Tekrar hayırlı olsun. Dediğim gibi like'ınız, etkileşiminiz bol olsun. Hesabı takip edenlerden de, yayını izleyenlerden de minnettarız. Teşekkür ediyoruz. Umarım başka yayınlarda tekrar bir araya geliriz. İnşallah. Futbol Anadolu ekibi adına ben de teşekkür ediyorum tekrardan. Seyircilerimize de buradan çok teşekkür ediyorum. Çok büyük katılım oldu. Programımızın tamamını birazdan, yani daha doğrusu gece yarısı diyelim, ne zaman yüklenir tam bilmiyorum,
Futbol Anadolu YouTube kanalımızda izleyebilirsiniz. Evren abimiz bir sürü transfer gelişmelerinden, işte Interspor sürecinde birçok güzel anlarını anlattı. Çok güzel, çok keyifli bir yayın oldu. Hepinize teşekkür ediyorum. Evren abi, sana teşekkür ediyorum. Tekrardan iyi Eyvallah. akşamlar diliyorum. İyi Senden akşamlar. sonra bir yayınımız var. O yüzden yayını kapatmak zorundayım. Tekrardan teşekkür ettim Tamam. abi. Görüşürüz. Eyvallah.